konferansın ikinci bölümünü artık İngiltere bütün istediği hayati hedeflerine ulaşmış olduğu için zahmet edip Kurzon'un kendisi gelmeyecek. Rumbold ikinci dönemde baş İngiliz delegesi olarak konferansa katılacak. Yani en üst düzeyden bir isim. Diyor ki Türk heyetinin bütünü hakkında düzeltiyorum İsmet Paşa heyetinin bütünü hakkında görevinin gerektirdiği düzeyde değildir bu heyet. Tek bir deneyimli ve becerikli adama da sahip değildir. Evet, İngiliz Baş İsmet Paşa heyetinin bütünüyle ilgili başta da söylediğim gibi bu değerlendirmeler insani kusurlara ait değil. Onları Türk kaynaklarında göreceğiz. Lozan'a gönderilmiş olan bizim tarafımızdan heyetin Diplomatik yeterliliğiyle ilgili, siyasi yeterliliğiyle ilgili İngilizlerin en üst düzey elemanından ifadesi de bu heyet tek bir deneyimli ve becerikli adama sahip değildir. Tekrar hatırlatmış olayım, İngilizler bizi sevmediği, bizden nefret ettiği için mi böyle hani bizim Türkçe'deki tabirle işte kedi ulaşamadığı ciğere munlar der hesabı falan kötülüyorlar. Hayır, bunu düşünemeyiz. Çünkü bu aktarmış olduğum örneklerin bütünü o günkü şartlarda İngilizler açısından birinci derecede gizli devlet sırrı. İngilizlerin kendi iç siyasi ve diplomatik kademelerinin birbirleriyle haberleşmelerinde kullanılıyor. Yani mesela alt makamın üst makamı bilgilendirmesiyle ilgili ya da doğrudan konferansta Türklerle çalışacak olan Karşı karşıya sözüm ona gelecek olan İngiliz delegelerinin bilgilendirilmeleriyle ilgili. Dolayısıyla çarpıtma, yalan, iftira, şişirme ve benzeri şeyler düşünülemez. İngilizler o zaman kendi kendilerine ihanet etmiş olurlar.